iyi. Bu ne ya? Çok iyi. Ben yalan söyledim. Seri bir şekilde oldu hem de ya. Yo, çok hızlı bir şekilde yalan söyledim bile. Bir yandan kendimi kötü hissediyorum tabii anneme yalan söylediğim için ama... şimdi de ne yapacağız? Ucuz atlattık. O yüzden de mutluyum. Leyla, hadi sen yerleştiriver çocuğun bulaşıkları, ben gideyim de. Tabii tabii anneciğim, sen dinlen. Rica de yaparım. Yap yap. Ben ama şeyde anladım daha çok hani. Böyle hatta aa orada kazayı orada daha iyi anladım. Değil mi? Bakamazsın ya böyle. Ablam mesaj attı. Her şey yolunda mı? Ben uyumlu bir çift olduğumuzu düşünüyorum yani. Uyumlu bir çift. Oyun alışverişimiz var mesela. Evet. Her şey harika çok şükür. Oh her şey harikaymış. Vay maşallah maşallah çok şükür. Her şey harika olsun. Daldın yine hayallere. Ne düşünüyorsun bakayım? Neler geçiyor güzel aklından? Can ben seni çok seviyorum. Yani bir daha kaybetmeyelim birbirimizi. Ben de seni çok seviyorum. Kaybetmeyeceğiz merak etme. Ben seni bir daha asla bırakmayacağım. Bırakma. Can kalbin atıyor. Ay gerçi atması saçma olurdu. Ama yani buradan duyabiliyorum. Atar, iyi atar benim kalbim. Yani sağlam at, sesli atar. Daha önce söylediğim gibi ben ses getirmesini seviyorum. Yaptığım işlerin de, her şeyin. Gümbür gümbür olmayı seviyorum yani. Biliyor musun ben küçükken kalbin gerçekten böyle göründüğünü düşünüyordum. Sen onu bırak, hala dünyanın yuvarlak değil de düz olduğunu düşünenler var mesela. Hayır. Koca koca insanlar buna inanmış. Hayır. Hayır, yuvarlak değil diyor. Düz diyor dünya. Şey var, şeytan tüyünün gerçekten bir tüy olduğunu ya düşünenler var. Ya tabii canım ya. Bu lambanın gitsin altı. Ha? Ha? Ne? Yok bir şey. Yani sıcak çikolata çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Yani kısıtlı imkanlarla bulup buluşturduğumu düşünüyorum ben. Mutfağımız yok. O yüzden hani zor oluyor bir takım şeyler. Evet. Evet. Olsa neler neler yapacağım mesela. Sana ne yumurtalar ne yumurtalar. Yumurtanın 50 tonu. Gerçekten tabii. Mi? Ay ben yumurta çok seviyorum. Ben de bayılıyorum. Peki tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Vallahi beni bağlamaz. Ben horozum. Can. Sen çok tatlısın ama ya. Çok... Kimmiş o tatlı olan? Bilmem. Emin değilim. Ama onu bir daha düşün. Bir daha düşün, hemen söyle bana. Sensin. Çok acıktım ben. Simit aldım sıcacıktı böyle dokunamıyordum ya o derece bekledim fırından çıksın diye falan. Evet. Ben oturuyorum o zaman. Tamam. Nerede yap? Burada hazırlayayım değil mi? Burada hazırlayayım. Tamam ben meyve sularını koyarım. Burası da ısırıyor soğuk. Osman. Günaydın. Günaydın.
Ne yapacaksın bugün? Ne yapayım işte, iş güç. Sen ne yapacaksın? Senin reklam çekimi yok muydu bugün? Var, var ama öğleden sonra. E niye bu kadar erken kalktın o zaman? Ya birkaç tane işim var. Bir de bir arkadaşım çok güzel bir düğün salonu söyledi, ona bakacağım. Sonra belki beraber bakarız. Hallederdik canım başka zaman. Yormasaydın kendini böyle set öncesi. Yok canım ya, ne yorgunluğu. Ama sen şimdi dersen tek gitme, birlikte gideriz falan. Tabii o ayrı. Sen gidip bakabilirsin istersen. Yani şimdi o kadar plan yapmışsın, arkadaşlarına da ayıp olmasın. Benim için fark etmez. Peki. Tamam, ben seni bırakayım, sonra giderim. Yok, hiç gerek yok. Ben zaten otobüse gidecektim. Geç de kalıyorum. Şöyle hızlıca gideyim, yetişeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Demek Ceceli meyhaneye gittiniz. Artık ajansa çayı ona demetiyorsundur. Hep beraber de gideriz canım, tamam. Gitsek mi hafiften? Ben hiç gitmek istemiyorum Can. Benim de hiç gidesim yok. Aslında keşke hep burada kalsak. Olur. Şöyle yapalım. Kapatalım telefonları. Kudursunlar ya. Arayıp arayıp dursunlar. Bulamasınlar bizi. Annem mutlaka elinde bir dolmayla, bir tabak dolmayla gelir bulur bizi ama. Ha, işin rengi değişiyor o zaman. Dolma diyorsun çünkü. Bulsun bence. Bulsun. Şey diye sorarsa mesela, siz dün gece burada baş başa mı kaldınız? Ne dersin? E orada da ben artık devreye girerim yani. Sazı elime alırım, Yaşar Usta gibi konuşma yaparım orada ya. Ay ne diyecekse? Ben sizin kızınızı... çok seviyorum ya derim, ona aşığım derim. Öyle böyle değil derim ya. Onsuz yaşayamam derim yani. Sadece bunları mı dersin? Biraz köpürtsene biraz. Dürüm orayı babalarım yani orada. Dur ben de. Bir saniye. Çok yakışıyoruz ya biz derim. Yılın çiftiyiz derim ya. Gelmedi bu ülkeye böyle bir çift. Ayırmayın ya bizi derim. Çok iyiyiz biz derim yani. Hayır hayır. Annem böyle gözlerini patlatıp hafif de sulanıyor gözleri zaten böyle. Yaklaşıp yaklaşıp yaklaşıp. Siz dün gece burada baş başa mı kaldınız Can Bey evladım derse ne dersin? Toparlanalım biz bence. Aynı kostümle de gitmeyelim, değiştirelim. Anlaşılmasın yani birlikte kaldığımız. Ay peki siz aynı odanın içinde baş başa mı üstünüzü değiştirdiniz diye sorarsa? Çok zorluyorsun beni yani. Olen, hoş geldin. Yani ben bazen sana o kadar çok şaşırıyorum ki Yiğit. Pek de hoş gelmemişsin galiba. Sen niye gitmedin İzmir'e fuara? E gitmedim işte. Sanem seninle gelmedi diye gitmedin değil mi? Ya ben gerçekten inanamıyorum sana. Burada... Sen beni eleştirmeden önce bir kendine mi baksan acaba ya? Ne oldu Londra'ya gitmedin? Yani için şöyle söyleyeyim. Benim bütün işlerim planlı programlı ilerliyor. Hani aksattığım hiçbir şey yok. Ama sen işini aksattın. Sanem Can'ı tercih etti diye sen fuara gitmedin, aksattın. Sanem İzmir'e gelmek istedi. Can engel oldu buna. Yani Sanem Can'ın engel olduğu için değil. Bayağı Can'la barışabilmek için orada kaldı. Ki muhtemelen dün de amacına ulaştı. Bugün de gelir artık buraya istifasını verir. Muhtemelen böyle olur. Ben Sanem'in istifa edeceğini hiç zannetmiyorum ya. Yani hayallerinden vazgeçmeyecektir. Sanem burada kalmak istese de Can buna izin vermez yalnız. Yani sana ne kadar gıcık olduğunun farkındasındır herhalde biraz. Sanem'in buradan gitmesine izin veremem, tamam mı? Yani iyi yazıyor, yetenekli. Gerçekten güzel şeyler yapacağız ben. Biliyorum, inanıyorum. Sen Sanem'in burada bu kadar kalmasını istiyorsan, yani Sanem'e bu kadar inanıyorsan, bence onu burada tutmanın bir yolunu bulursun. Sevgilim, en çok neyi özledim biliyor musun? En çok şu an ne canım çekiyor? Ne çekti? Böyle hani buram buram aşk kokan. He. Buğulu, tütsü tütsü böyle. Böyle burcu burcu terlemiş her tarafı böyle. İnce belli böyle. Tersiydi, çok tersiydi. İnce belli bardakta böyle çayı özledim. Çay mı? Çay. Nasıl ya? Çay mı?
Çay ya, sen ne olsun istiyorsun, ne zannettin? Çayı, yani tabii ki çayı. Tamam, ileride bir yerde duralım da ben sana bir çay içireyim, kurtulalım bari. Yok yok, ben öyle alelade bir çayı özlemedim. Özellikle senin demlediğin çayı özledim. Sen gittin gideli şirkette çay bardakları ağlıyor be. Hepsi feryat figan ha. O olsun. Neyse ki efsane geri dönüyor. Nereye dönüyor? İşte ajansa dönüyoruz ya. İlk iş bir çay demleriz değil mi ya? Ben ajansa mı dönüyorum? Evet, tabii ki. Hemen hem de. Ama benim yayın evinden ayrılma gibi bir düşüncem yok ki. Yani ben şimdi kitabımla ilgili çalışıyorum orada. Birçok şey öğreniyorum. Bir de şimdi Yiğit'e çok ayıp olur. Onu Yiğit kim ya? Kim ya Yiğit? Kim? Kim ki o ya Yiğit? Kim ya? Sakin olur musun? Sakinim ben. Çok sakinim. Hatta sakin olduğumu göstermek için bak şu an kenara çekiyorum. Hani bu da göstergesi sakinliğim hani. Huşu içindeyim ya şu an. Bak. Sakin. Can neden Yiğit'i bu kadar kıskanıyorsun? Ben anlamadım. Kıskanmak bu. Nasıl bir suçlamayla ben karşı karşıyayım ya? Ne ucuz bir suçlama bu ya. Ne kıskanması ya. Ben ya Yiğit'e yapamam bir de diyorsun ya. Bak sen yapamazsan benim çok güzel planlarım var. Yani ben çok acayip şeyler yapabilirim Yiğit'e. Ne gibi? Mesela onu çok şık bir hediye paketi yaparım. Tam Madagaskar'a mesela onu iadesiz, taahhütsüz kargoya veririm yani. Yiğit kim Allah aşkına ya? Can patronu ama benim yeni patronu. Patron mu? Herkese de bir patron olma sevdası. Zaten işleri ihmal ettim. Florida'da gidemedim. Bir de gitseydin sanem. Bir de gitseydin yani. Can lütfen sakin olur musun? Bak kavga etmekten birbirimizi dinleyemiyoruz. Sonra yanlış anlayacağız yine birbirimizi. Dinliyorum peki. Şu an seni dinliyorum son derece. Medeni bir şekilde dinliyorum ben seni. Söyle. Yani şimdi böyle ayrı kalmamız bizim için daha iyi olacak. Emin olabilirsin. Bizim anamız ağladı ya yan yana gelene kadar. Canımız çıktı yani. Biz niye şu an ayrı kalıyoruz ki? Aslında ayrı kalmış olmuyoruz. Yani ayrı kalarak birbirimizi özleyeceğiz zaten bu süreçte. Hani bu bizim için iyi olacak. Ya biz neyin peşindeyiz ki? Ben niye Balkanlara gitmedim madem? Aşıksın çünkü bana. O yüzden beni bırakıp gidemedin. Yani bu çok basit. Öyle ben aşığım evet bunu biliyoruz zaten. Aşığım da işte yani bu aşık adama yapılır mı ki yani? Yapma yani. Yapılmaz yani. Aşık adama bu yapılmaz. Hoş değil. Allah Allah. Abi. Senin ne işin var ya burada? Gel Ayhan. Ne oldu? Düğün mekanına bakacağım diyordun. Ha? Gitmedin mi? Vazgeçtim. Biraz yalnız kalmak istedim. Kafam dağılsın diye. Bak bakayım bana. Kötü bir şey mi oldu? Canın bir şey mi sıkkın senin abicim? Leyla. Hay Allah'ım ya. Ama şimdi içimdeki görümceyi salacağım üstüne yani. Ne yaptı yine Buzlar Kraliçesi? Ben yaptım. Sanırım ben çok fazla üstüne gittim. Ne oldu peki? Kavga mı ettiniz? Ha? Tartıştınız mı? Ne oldu? Ne oldu? Ya kavga falan etmedik. Ya zaten ne söylesem olur diyor yani. Kavga edecek bir şey yok ki. İyi işte. Daha ne istiyorsun yani? Çok zorladım Ayhan. Ben istediğinden eminim diye onun da emin olması için zorladım onu. Yani o da emindir bence. Değil mi? Evlenmeyi kabul ettiğine göre o da duygularından emindir yani abicim. Hızlı davranan bendim. Ya kıza düşünmesi için zaman tanımadım ki. Sanırım hata yaptım. O yüzden bu salon işini falan rafa kaldırıyorum. Sanırım biraz yavaştan almak ikimiz için de en doğrusu. Tamam sen nasıl istersen. Ama bak bakayım bana. Canını sıkmak yok tamam mı? Şöyle her şey yoluna girecek merak etme tamam mı? Birlikte söyleyelim istifa edeceğimizi. Ha? Böyle istifa ediyoruz diyelim. Birlikte yapıyormuş gibi hani. Ha? Can. Can. Can ben şu anda ne istediğime karar veremiyorum. Yani bana biraz zaman ver. Ben de bu sürede biraz düşüneyim olur mu? O kadar tatlısın ki tamam. Sen de çok tatlısın.
öğle yemeğinde beraber yemek yeriz, tamam mı? Hem o zamana kadar da birbirimizi özlemiş oluruz. Ben özlüyorum zaten genel olarak. Sen yanımdayken de ben özleme halindeyim yani. Ama ben var ya anladım. Sen acıyı seviyorsun yani. Paprikayı seviyorsun. Üf, lahmacun müthiş seviyorsun. Olur. Ya, lahmacun benim yaşam biçimim aslında bakarsan. CC, ne oldu? Nereye daldın? Dostumu özledim. Ya. Sen dostluk nedir bilir misin Güliz? Hı? Böyle sırt sırta verip kavga etmektir dostluk tabii. Yeri geldiğinde ona böyle çocuğun gibi şefkat göstermektir dostluk. Dostumu özledim. Kıyamam ben sana. Sanem'i özledin değil mi? Sanem değil. Sanem değil mi? Değil. E kim? Günaydın arkadaşlar. Günaydın Can Bey. Onun sesi. Günaydın CC. Günaydın CC. Tamam. Toparlasam mı artık CC? Can Bey hoş geldiniz. Can gitmedin mi? Gitmedim Deren. Gördüğün gibi buradayım. Süper, çok sevindim. Evet. Günaydın. Günaydın Polen. Günaydın Polen. Sen gelecek miydin? Bak hiçbir şeyi haber vermiyorlar bana. Günaydın Deren'cim. Evet yani kitapla ilgili birkaç işimiz var ya, o yüzden geldim. Çok güzel, çalışacaksınız demek ki. Ben sana bir şey soracaktım. Yiğit'le konuşabildin mi? Çünkü bildiğim kadarıyla İzmir'e fuara gidecekti. Ben nasıl geçti fuar çok merak ettim de. Yiğit gitmedi yani, gidemedi diyelim. Gitmedi, gidemedi bir türlü ya. Ay! İzmir'e. Gidemedi. Gidemedi. Herkes burada yani. Bu hepsinden şahane oldu gerçekten. Geçelim mi odaya? Geçelim. Görüşürüz. Ay, görüşmek üzere. De odaya geçmeden Can ben sana bir şey sorayım. Sonradan bölmeyeyim çalışmanızı. Bu şiddet görmüş hayvanlarla ilgili gönüllü olduğumuz bir proje vardı ya. Kes. Şimdi onun zamanı geldi. Biz ne yapalım? Araya sıkıştıralım mı yoksa erteleyelim? Yok 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 sakın. Onu ertelemek yok. Onu hatta ilk sıraya alalım. Bugün olabilir mesela. Tamam ben de öyle düşünmüştüm. Hemen start veriyorum o zaman. Start veriyorsun. All right. Görüşürüz. 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 Yes. Çiçek ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kadına kötü kötü bakıyorsun. Yok artık. Çiçek ne yapıyorsun? Enerjimi geri getirmeye çalışıyorum. O kadına gitmemesi lazım. Can Bey'le birlikte olmaması lazım onun. Ay, şişt, duyacak. Sussana bağırıyorsun. Yılan, yılan, yılan duymaz falan o. Yılanlar duymaz. Nasıl yani duymaz. Yılanlar duymuyor mu? Evet, en gerek yılan. En gereksiz yılan. En gerek yılan. Geldi yine, en gerek yılan. Tamam Çiçek, tamam. Ne öyle atladın Can Bey'in üstüne? Dostum çünkü. Evet. Sen ondan çok yaşanmışlığımız var. Öyle mi? Tabii tabii. Ablacığım şimdi barıştınız mı yani tamamen? Yani konuşup konuşup yine ayrı kalma kararı almadınız inşallah. Ay ne bileyim ya. Ben de şaşkınım ama beraberiz artık. Ay çok sevindim, çok şükür. Ay ben bir Yiğit arayayım ya. Ne yapıyor acaba fuarda? Şişt, arama arama. O da gitmemiş İzmir'e. Sabah buradaydı bir görüşme için dışarı çıktı, gelir birazdan. Aa, ciddi misin? Benim yüzümden işleri aksattı. Yok canım öyle düşünme. Abla, Can yayın evinde çalışmama devam etmemi istemiyor. Ajansa geri dön diyor bana. Ben bir türlü geçiştirmeye çalışıyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum. Hadi ya. Sana? Yiğit. Ben işin başına döneyim. Ben dün öyle bir anda gittim ama... Evet, öyle oldu biraz. Kusura bakma, ben sana karşı çok mahcubum. Sen niye gitmedin peki? Ne bileyim ya, o yazarla beraber görüşürüz diye düşündüm İstanbul'da. Gerçi birkaç yayıncıyla tanışırdık ama aciliyeti yok onun. Ama asıl gitmeme sebebim bugün çok önemli bir işim vardı. Ne işin vardı? Yani özel değilse tabii. Yok, hatta seninle ilgili bir sürpriz. Sürpriz mi? Yani şöyle, uzun zamandır peşinde koştuğum bir tasarımcı vardı. Bayağı ödüllü falan birisi. Bu sabah ilk defa boş vakti vardı işte. Ben de kaçırmak istemedim ve ne yaptım biliyor musun? Kitabının kapağını tasarlaması için onu ikna ettim. Gerçekten mi? Evet. Ödemesini bile yaptım.
Yani başka türlü onları tutması zor oluyor. Hemen kaçıyorlar falan. Ama değer. Kesinlikle değer. Çünkü senin kitabın için en az senin kadar ben de heyecanlıyım. Her şeyin en mükemmeli olsun istiyorum. Sani, bir sıkıntı mı var? Mutsuzsun ol. Yani kapak tasarım biliyorsun bir kitap için çok önemli. Yo, çok mutlu oldum. Şaşırdım biraz, böyle ani oldu. Ama benim kitabım daha bitmedi ki. Öyle tabii ama yani ben sana güveniyorum, en kısa sürede bitecek. Yani bu sürede işte tasarımcıyla iletişim halinde oluruz, ona bir brief falan veririz. Belki o bir fikir verir bize. Kendini baskı altında hissetme, sadece odaklan. Ha bir de sözleşmeni hazırlatıyorum bugün. İmzalarsak ben de sana bir ön ödeme yapmak istiyorum yani. Kafanda belirlediğin bir yüzde var mı? Yüzde mi? Kitabın satışı üzerinden işte belli bir oran vereceğiz sana. Var mı öyle belirlediğin bir oran falan? Yo, ben bu kitaptan para bile kazanacağımı düşünmüyordum aslında. Yani ilk kitabım ya, o yüzden. Kitabın basılması bile benim için çok değerli. Emin ol, senin yazdıkların da benim için çok değerli. Teşekkür ederim ama ben bir oran söyleyemeyeceğim şimdi. Tamam, ben söyleyeyim istersen. Tamam. Tamam, ben bonkör davranacağım, merak etme. Teşekkürler. Okey, o zaman kolay gelsin. Kolay gelsin. Sanem, ya öyle dün gittim birden, konuşamadık aniden. Evet, ya Can'la konuşmamız gerekiyordu. Halletmemiz gereken bir konu vardı da. Anladım. Halledebildiniz mi bari? Evet. Biz tekrar birlikteyiz. Güzel, yani önemli olan senin mutlu olman tabii. Sevindim senin adına. Dün için tekrar kusura bakma, olur mu? Yani aslında baktım biraz ama belki o meşhur çayından demlersen fikrim değişebilir. Çay mı? Hmm. Kahveci çay istiyor. Bir deneyelim bakalım. Tamam ama ben demlenirken bir ajansa uğrasam sorun olur mu? Yo yo, tamam. Polen de gelecek zaten kitabı için. Ben de uğrarım sonra. Can Bey'in verdiği brief'e göre bu şekilde düzenledim ama içime sinmeyen birkaç şey oldu gibi. Hı hı. Zaten eğer geri dönmeseydiniz mail olarak atacaktım size de Can Bey. Yani neyse ki Can burada ama, değil mi? Geçelim hemen. Göster bakayım hangi sayfalar. Mesela şu sayfa, yani bu şekilde olduğunda okuması biraz zor oldu gibi. Tamam, o ikisinin yerini mi değiştirsen? Orada eğreti duruyor çünkü. Hı, evet, böyle çok daha iyi. Can'ın gitmemiş olması iyi oldu desenize. Telafi edeceğim, dur. Neyse. Böyle olması gerekiyormuş demek ki. Şunu sağa kaydır. Yer var mı orada? Ha. Onu oraya aktar. Daha iyi. Emre, Emre. Hemen. Tatlım sen dün bir iş görüşmesi yapmıştın bir kızla. Nerede tadın meselesi? Ha. Yalnız yeterli değil, daha almadım onun için. Ben aldım. Vallahi kıyamadım kıza. Yani parlak birine benziyor. Değerlendirmek lazım. Ne demek aldın? Nereye aldın? Asistanım olarak. Hem benim bir asistana ihtiyacım var, hem de bu kıza bir şans vermek lazım, değil mi? Ah, Melis'ciğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Gel tatlım. Hoş geldin Melis. Hoş buldum Emre Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim Emre Bey. Hüma Hanım, bana bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bundan eminim. Neler yapmamı istediğinizi söyleyin, ben hemen başlayayım çalışmaya. Şimdi ben düşündüm de, benim bu aralar programım pek yoğun değil. Emre'nin de tabii yardıma ihtiyacı var. Sen bu ara ona yardım etsen. Yani benim programım yoğunlaşınca biz yine full time çalışmaya devam ederiz. Ne dersin? Ama Emre Bey o pozisyon için yeterli olmadığımı söylemişti. Tatlım, öyle büyük bir sorumluluk almayacaksın ki. Hem emin ol, Emre benden çok daha sabırlı bir öğretmendir, değil mi çocuğum? Hadi siz detayları konuşun, ben geliyorum. Otursana, lütfen. Kolay gelsin. Çok farklı bir seviyede. Yani Can'ı siz tabii Can Bey deyin. O şekilde. Dostumuz farklı. Dostluklar farklı bizim. Yani çok farklı. Aynen öyle Cevde. Evet, gel. Sanem. Sanem neler oldu? Anlat bakalım. Detay ver bana. Sanem. Anneciğim. Of anneciğim. Ne oluyor ya? Hanım, bir anda siz öyle bağırınca korktuğum için anneciğim diye fışkırıverdi. Sanem de anneciğim dedi bu arada. Değil mi Sanem? Belki de annesi olursunuz ileride. O şekilde demiş. Ne diyorsun sen? Hüma Hanım, kusura bakmayın. Yok canım, ne kusuru? Hı.
önemli değil. Ne kadar anaç olduğunu görüyor musun? Ne kadar anaç bir insan. O yüzden anne diyorum. Neyse merak ettim. Nasıldı dün? Nasıl? Nasıl? Normal. Herkesinki gibi. Normal mi? Öyle yan yana gelince böyle bir heyecanlanma falan olmadı mı? Ben şimdi nasıl söyleyeyim ki? Hı? Ay ne diyeyim? Ben bile utandım. Yani, olmadı bir şey. Normal. Aa, değil mi ama? Şimdi düşün. Hiç hayatta yan yana gelemeyeceğin bir insanla birliktesin. Yani senin için büyük şans, böyle piyango gibi bir şey. Anlamadım. İzmir'e en sevdiğin yazarla tanışmaya gidecektin ya, onu diyorum. Ha. Yok, ben İzmir'e gidemedim. Bir aksilik çıktı, o yüzden. Öyle mi? Üzüldüm bak. En sevdiğin yazarla tanışma fırsatını kaçırdın. Tanışamadım, olsun. Olur mu sence? Olur mu? Bu şirkette yaptığın hataları tekrar etmeyeceksin. Aynı hataları yapmayacaksın. İş hayatını, özel hayatını birbirine karıştırmayacaksın. Başka türlü başarılı olamazsın. Hoş. Senin bir kariyer planlaman olduğunu da düşünmüyorum ya. Yanılıyorsunuz. Benim çok güzel ve çok ciddi bir kariyer planlamam var. Öyle mi? Hadi o zaman. Şaşırt beni. Cece görüyor musun ya? Bir de Canan'ın yayın evini bırak, burada çalışıyor. Ben bu lafların üstüne burada çalışır mıyım? Sanem bana şu detayları anlatsan. Tamam, anlatacağım. Dostluk diyorduk. Nerede kan? Evet, dostluk şöyle ki. Mesela Can Bey, senin çenen düşmüş. Ne kadar çok konuşuyor. Kolay gelsin. Hoş geldin bir tane. Sürekli kolay geliyor maşallah. Hoş geldin Salim. Tekrar birlikteymişsiniz, duydum. Çok sevindim. Samimi fikri bu arada. Herhalde artık ajansına geri dönüyorsundur. Yani düşünün, bu yayıncılık, kitap işleri biraz zor işler. Böyle herkes bir hevesle başlayıp sonra bakıyor ki çok meşakkatli, vazgeçiyor tabii. Yo, aslında kitap işini bırakmak gibi bir niyetim yok. Ajansa da geri dönmeyeceğim. Yayın evinde çalışmaya devam edeceğim ben. Nasıl yok ya? Niye yok? Düşünceni söylemiştin sen, niye? Evet, düşündüm, kararımı verdim. Yayın evinde çalışmaya devam edeceğim. Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. O zaman Yiğit senin hakkında söylediklerine gayet haklı. Ne diyor ya? Niye haklı o? Ne anlatıyor ki Sanem'le ilgili? Vallahi Yiğit Sanem'e inanılmaz derecede inanıyor. Yani hem çok yetenekli bir yazar olduğunu düşünüyor. Pes etmezse de kesinlikle başarıya ulaşır diyor. Eksik olmasın. Olmuyor ki zaten o eksik. Bir var olma çabası. Hep var olacağım ben. Niye eksik olsun ki o ya? Siz de kitapla ilgili çalışıyordunuz herhalde. Artık bir an önce bitsin de ben de rahatlayayım. Biraz size rahatlayayım. Uzadı kitap mevzusu. Ben son çalışmalarınıza bakabilir miyim? Tabii tabii, bir tane bak. Pardon. Selamlar. Kolay gelsin. Can. Yiğit, ben de kitabın son çalışmalarına bakıyordum. Aa, ne aşamada? Şöyle. Ya aşama aşamayı göstereceğim ben bunu. Can. Ne bu, niye dibine giriyor ya? Bir samimiyet, bir mesafe kurusun ya. Can, tamam mı ya? Biz aşama bir şey bakıyoruz yani, sadece bir şey yok. Bu arada duydum barışmışsınız, çok sevindim gerçekten. Hayırlı olsun. Ama şaşırdım biraz. Niye şaşırdın? Hayır, şaşıracak ne var? Bayağı öyle gideceğim diyordun çünkü. Net net söylüyordun yani. Ama çok doğru karar vermişsin. Yani Sanem'i burada bırakıp gitmek büyük bir aptallık olurdu. Kesinlikle. Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık bu süreçte biz. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama benim için de çok büyük şans ol. Yani ofisimiz için. Değil mi? Şimdi Sanem'i Fikri Harika'dan kaptık. Yeni bir kitap yapacağız. Sözleşme imzalayacağız bugün. Atmaca ya, ne kaparsa yani. Atmacan olmasın acaba, hani gideceğim deyip de gidemeyenlere ithafen. Selam. Aa, selam Deren. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Ben bölmüyorum değil mi sizi? Bizi bir bölsene ya Deren, bizi bir böl. Yani bize de bir nefes olur, ara olur, iyi gelir yani. Böl bizi. Okey, hemen bir özet geçiyorum o zaman.
Can sokak hayvanları için çocuklar bir çalışma yaptılar. Toplantılık kıvama geldik. Süper. Öyle mi aldık kampanyamızı? Bak hala işi sahipleniyorsun. Aldık. Yani öyle mi aldınız kampanyayı? Can'cığım yani eğer sen de istersen ben de sana çok yardım etmek isterim. Hem biliyorsun hayvanları aşırı derecede seviyorum zaten. Evet süper, biz de varız. Öyle mi, süper? Eksik olamıyor işte, bir var olacak. O da olacak yani, anlatabiliyorum demek istiyorum. Yani biz de bir şeyler yaparız mutlaka ya. Yani broşür basarız, kitap dağıtırız falan. Evet, biz de dahil olalım Can. Ya. Hazırlarız sanırım değil mi beraber? Tabii hazırlarız. Sesi olmayanlara ses olmak için Can feda. Can feda zaten. Sana Can feda. Tamam, çalışmalara başlayalım mı? O zaman burada doluşmasak mı? Rahat rahat toplantı odasına. Herkesi alalım. Tabii oraya daha geçelim. Uygun olur. Aynen, orada. Hadi bakalım. Sen bir bakar mısın? Bir şey soracağım ben. Bir kalk. Sen sözleşme imzalayacaksın. Benim haberim yok. Ha? Ya ben sana söyleyecektim. Zaten ben de yeni karar verdim. Sözleşmeyi de yeni duydum. Sen hani düşüneceğini söylemiştin. Ne şimdi bu net tavırlar? Bir anda ayrılmıyorum demeler. Yayın evinde çalışacağım demeler. Ne bunlar? Evet, ben düşündüm, taşındım. Yayın evinde çalışmaya devam etmem bence en doğrusu. Sence? Evet. Yani romanım için bu kadar yolu almışken bırakamam. İyi de sen romanı yayınlatmak için illa da hani orada çalışmana gerek yok ki senin ya. Tabii ki gerek var. Ayrıca ben kariyer planlamamı seninle olan ilişkimin iş çıkışına göre düzenleyemem ki Can. Senin kariyer planın yayın evi mi? Evet. Hata yapıyorsun Sanem. Yani çok büyük hata yapıyorsun. Hiç sana göre bir iş değil orası. Nasıl ya? Hata yapıyorum. Evet. Ya sen bana beceremezsin mi demek istiyorsun? Ya ben becerim. Her şeyi de beceremez Sanem yani. Ne gerek var? Her şeyi de becermeyi ver. Yani maceraya ne gerek var ya? Tombaladan işler, kariyerler ya bunlar. Tombaladan? Evet. Ya sen ne demek istiyorsun Can? Tam da ifade edemedim. Doğru ifade. Yok, ben anladım. Ne demek istediğini anladım. O söylediğin cümlelerin altında neler yatıyor ben çok farkındayım. Gör bak bakalım nasıl başarılı oluyor. Ya ben başaramazsın demiyorum. Gerek yok diyorum. Sanem gerek yok ya, gerek. O Yiğit'e de gerek yok. Ne gerek var ona ya? İmalat hatası gibi herif ya. Allah Allah ya, olmamış o adam yani. Olmamış. Defolması lazım. Bence sen Yiğit'i kıskanıyorsun. Benim kıskanmama da gerek yok ki. Gerek yok yani. Ben altını çizerek söylüyorum sana. Çok pişman olacaksın. Orada çalışırsan çok pişman olacaksın. Ben de altını çizerek söylüyorum. Hatta bold ve italik olarak söylüyorum. Pişman olmayacağım. Pişman olacaksın. Olmayacağım. Ama ben gözlerinde göreceğim o senin pişmanlığı yani. Biliyorum. Hayır Can, pişman olmayacağım. Ben hayalimdeki işi yapacağım, romanımı yazacağım ve raflarda olacak. Sen de benim yanımda olacaksın. Toplantıya gidebilir miyiz? Geçelim. Hadi. Fazla tarttım. Afiyetle yiyin. Haydi bakalım. Hayri elma baba, siyah patlı canım bostan. İngelköy'den. Vallahi kafam şişti kız sabahtan beri. Ay bas bağırıyor. Ne zaman susacak bu? Bağırana değil, bağırtana bak. Bağırtana. Aferin oğlum. Oradan patlıcan. Efendime söyleyeyim. Saniye ablana, Saniye ablana bak. Vay Saniye ablam. Hem ben sana abası elması veriyorum. Fazla veriyorum. Sert, sulu, güzel. Şirketimizin ikramı olsun. Allah Allah, şu çalıma bak, çalıma sanki 8 köyün ağası var. Hayır, akşamları evde süt dökmüş kedi gibi burada böyle bir aslan kesiliyor adam dükkana gelince. Bir aslana baksana. Ya Mevki Bey, kız bak ne diyeceğim sana. Ay sen de azıcık bağırsana. Bak bir sürü müşteri geliyor ya, hadi. Ben his seviyemi bozamam, bu çıtaya düşemem. Ben sonuçta organik bir müessese sahibiyim. Allah'ım ya. Ay, organik sende. Bekleriz. Param olsa da ben alsam. Yürüyor. Bravo Muzak. Bak Denizler. Yürüyor. Allah ne bağırdı. Yürüyor, yürüyor. Haydi buyurun. Ablam çok güzel turbum geldi. Yemin ediyorum inanılmaz bir turbum var. Taşköprü'den bir sarımsak geldi. Sabah bir tane atıyorsun, şifa ya. İnanılmaz bir şifa. Antibiyotik ya bu. Antibiyotik bu ya. Çocuğum, Fazilet teyzen nereye gideceğiz? Acelemiz var, sonra bakarız. Ama bak alın. Sen sonraya kalmasın. Vallahi biter bak. Alırız. Vallahi alın, bitecek. Alın. Yeme sebze lobisinin oyununu bozmaya geldik. Yemin ediyorum dış güçlerin tekerine çomak sokmaya geldik. Bu düzen değişecek. Bu düzeni bir... Zafer ne diyorsun evladım sen? Ya gündem şakası bunlar. Allah aşkına kız, ne diyorsun? Sen bir de bu manyağın Nihat'la paylaşamadın Allah seni. Yine kız ödeme iyi duruyorsan. Ay, kız tiyatro her gün burada.
hali hazırda sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen ama bütçeleri yeterli olmadığı için yardım edemeyen birçok hayvan barınağı var. Evet, maalesef. Yani benim şöyle bir önerim olabilir. En azından önemli bir barınağın sorumluluğunu Yiğit'le ben alabiliriz mesela. Evet. Güzel. Ama bence yeterli değil. Bütün hayvan barınaklarını birbiriyle irtibat haline getirecek bir koordinasyon merkezi kursak peki? Çok güzel fikir. Gerçekten bu çalışır. Süper, bence de. Çok güzel fikir. Çok güzel, evet. Yani. İşte tam bir reklamcı zihni bu. Reklamcı zihni bu. Sen harcanıyorsun o yayın evinde. Yo yo, tam editoryal. Çok da güzel düşünüyor gerçekten. Hayır kardeşim, bu reklamcı zihni ya. Bunda editoryal de var, art direktörü gibi de var hafiften. Hepsi var yani, karışık bu. Kreatif de var bunun içinde. Yok, tam yayın evi zihniyeti. Benim de tam olarak ihtiyacım olan kreatif düşüncelere çok hakim Sanem. Çok teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar övüldüğüm bir gün hatırlamıyorum. Çok mersi. Ay çok affedersiniz, kesiyorum ama Can, benim çok acil sete gitmem lazım. Görüşürüz, ben toplantıya yetişirim ama. Teşekkürler Deren, katkıların için. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya bu şekilde düşündüm. Evet CC, nereden başlayalım? Evet, bir yerden başlamalıyız. Bir yerden başlamalıyız diye düşünüyorum. Teşekkürler CC. Sen sadece eski dosyalara bak, olur mu? Nasıl düzenlendiğini bulmaya çalış. İsterseniz yenileri de bu şekilde düzenleyebilirim. Ha yok yok, daha program kullanmayı bilmiyoruz. Kalsın onlar. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk Emre Bey. Sen Emre'li Yiğit'i arıyorsan toplantı odasındalar. Yo, ben sizi görmek için gelmiştim. Beni mi görmek için? Bu tanıtım bütçesinde bir düzeltme yaptım da onu konuşmak istemiştim sizinle. Olur, konuşalım. Da dosyaların nerede, ellerin bomboş? Ellerim bomboş, doğru. Çünkü bizim yazıcımız bozuldu. O yüzden bastıramadım. Mail atarım diye düşünmüştüm ben de. Tamam, mail attın mı? Atmadım. Çok güzel bir soru, atmadım. Çünkü neden? Öncesinde sizinle konuşmak istedim. Ama görüyorum ki müsait değilsiniz. Neyse, artık başka zaman konuşuruz. Hoşça kal Melis. Ha Leyla. Buyurun. Ben de seninle konuşacaktım aslında. Benle mi? Evet, şey bu senin bilanço için kullandığın program var ya. Melis onu kullanmayı bilmiyor. Ay çok da kolay bir program oysa ki. Belki dedim sen birkaç şey öğretirsin. Hem Melis zeki kız, hemen kavrar zaten. Yok artık. Yok artık, yani benim hiç zamanım yok artık, kalmadı. Çünkü ben sözlüğümü ziyarete gideceğim de sete. O yüzden hiç vaktim kalmadı. Sözlüğüm yanına gitmem gerekiyor. Sözlüğüm? Osman'da değil mi? Melis'cim kendisi bir oyuncu. Ajansın bir reklamında oynuyor, hatta şu anda reklam yüzü. Öyle işte sete ziyarete gelirim diye söz vermiştim. Aa, ne yapayım? Çok güzel. Sağ ol. Küçük bir iş. Küçük bir müşterimizin küçük bir işi diyelim yani. Sen Emre Bey'in öyle söylediğine bakma. Bir banka reklamı. Banka reklamları da çok önemlidir zaten. Bir de Osman reklam yüzü olduğu için. Neyse, bunlar önemsiz detaylar. Şimdi ona Uğur getirdiğimi düşünüyor. O yüzden ben de onu kıramıyorum. Ne yapayım? Gideyim göreyim artık. Uğur mu getiriyorum, Neşe mi getiriyorum? Ne yapayım? Bakayım yani. Başka zaman artık konuşuruz. Sağ ol. Kolay gelsin sana. Rica ederim. Evet. Nedir, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi biz Güliz'le sahaya inelim diyoruz Can Bey. Bizim mahalleye kampanyayı duyuruyorsunuz. Toplantıda aldığın notları ekibe iletir misin? Aynı zamanda Fatih ve Selim de bu konu üstüne çalışsınlar. Buket de matbaayı arasın. Görüyorsun değil mi? Bak hala aklın bizim işte senin. Hala organize etmeye çalışıyorsun. Burada bizim iç işlerimize hala müdahale olmaya çalışıyorsun. Evet de ben bir geçiş aşamasındayım şu an. Ya ama o işte aşama aşılamıyor bazen. Aşılır, aşılır. Çok güzel aşılır. Bizim işimiz yoğunlaştığı zaman Sanemciğim hiçbir sıkıntı kalmaz. Ha? Hadi artık işimize bakalım. Hadi bakalım, ben seninle geliyorum Yiğit'ciğim. Sanem, sen de geliyorsun değil mi? Başlayalım bir an önce. Geliyorum, geliyorum. Hadi. Geldim. Çok ağız yapıyor. Geldim. Ağız yapıyor, ben bunun ağzını... Ne oldu, bir şey mi unuttun? Evet ya. Sürprizleri seviyor. Yani iyi taktiği. Çocuklar çok iyi düşünmüşsünüz vallahi. Ben sokak hayvanları için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Süper, harikasınız. Sabah zaten Sanem demişti annem yardım eder diye. Sabah mı? Dönmüş mü ki Sanem? Dönmesin mi? Dönmesin mi? Çocuğum ne diyorsun? Döndü mü, dönmedi mi? Sabah bir baktık. Sanem dönmesin mi? Çıkmış gelmiş. Bu sabah. Bana öğleden sonra gelirim dedi.
Gelince de ararım dedi. Sabah işte yani işe gelmek istedi demek ki. Sabah kalkmış daha pilot uyanmadan uçağa binmiş. Hatta pilot yolda uyumuş, kopilot kalk yerine yat falan demiş gibi espriler yaptı sanırım. Belki o da şaka yaptı bana, tam emin değilim yani. Evet. Yani sanki hiç gitmemiş gibi bizimle. Gitmemiş mi? Gelmiş ama gelmiş. Gitmemişse nasıl gelmiş, nereden gelmiş? Şöyle ki... akşam orada, sabah burada. Yani sanki hiç gitmemiş gibi. O anlamda söylüyoruz yani. Sanki hiç gitmemiş gibi. Allah Allah, madem aramıyorsun en azından bir evine uğra değil mi? Uğramaz. Uğramaz çünkü senin biliyorsunuz çok iş bilincinde, görev bilincinde, görevinin başında duran, aldığı parayı sonuna kadar hak eden, hak etmek isteyen bir insan olduğu için. Öyledir bizim çocuklarım, vallahi öyledir kızlarım Çetin. Neyse şey edelim, ben muhtarla konuşacağım çocuklar. Duyururuz insanlara, yastıktır, işte ne bileyim örtüdür falan, evlerindeki eskileri getirirler. Afişi de beraber asarız. Yalnız benim bir projem var ya, böyle sokaklara mama kapı su kapı sabit. Neyse olurdu mu? Çok güzel fikir, tamam, harika harika. Bunu da hemen yazalım. Gülücüğüm bunu da şey yapalım, tabii ki. Rami, 3 tane çay en tazesinden. Konuklarım çok mühim insanlar. La 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 la